tenzil diline mukabil Allah Resulü'nün gürül gürül ayrı bir ikinci dili vardı. O da temsil dili. Hayatı seniyelerinde kendine emin dedirtmişti. Sadık dedirtmişti. Peygamberlerin sıfatlarının sıdk, emanet, tebliğ, ismet ve tanet diyebilirsiniz. Bir de ayıplardan münezzehiyet, müberreiyet. Arkasında olan insanlar tiksindi duymayacakları şekilde kıvamında insanlar. Edalarıyla, endamlarıyla, görkemleriyle hep imrendiren tipler. Evet. O da şimdiye kadar kabul edilen şeylerin dışında altıncı bir sıfat oluyor onlar için. Sıdk. Sadakat içinde. Allah Resulü kendisine yüklenen o büyük, o ağır sorumluluğu, dağları paramparça edebilecek sorumluluğu her şeye katlanarak mübarek omuzlarında taşıdı. Omuzuna değil, onun ayaklarının altına kurban olayım. Kuddusi'nin dediği gibi o Medine izi tozu bu Kuddusi'nin yüzüne tutiyadır. Ayağını bastığı yerleri İmam Malik gibi ayakkabısız gezerek buraya belki basmıştır ama ben ayakkabıyla oraya basamam. Medine'de buraya basmıştır belki, buraya basmıştır. O Medine izi tozu bu Kuddusi yüzüne tutiyadır diyor. Evet. Temsil öyle mesul olmuş ki emin diyorlardı, sadık diyorlardı. Vazifesini bir hakkın yapıyor diyorlardı. Aynen. Aynı zamanda masum. O gayri meşru hiçbir şeye karşısında eğilmemişti Allah'ın izni inayetiyle. Onlar da itiraf ediyorlardı bunu. Fakat hazımsızlıkları başka şeyden dolayıydı. Yani onlar öyle bir payeyi başkasına, Velid ibn-i Muire'ye, bilmem Taif'teki falana, bunlara gelsin. Urve ibn-i Mesud es-Sakafi, Haccac'ın, Haccac Zalim'in dedesi. Oğlu Müslüman oluyor da olmuyor. Haccac'ın babası Müslüman. Ona gelsin, Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. İki insana gelmesi lazımdı ona. Yani siz belirleyeceksiniz Allah'ın takdirini. Haşa ve kella. Ondan iyi bileceksiniz. Maddi kılıç kınına girdiğine göre bundan sonra insanlar anlatacakları şeyleri hal diliyle anlatacaklar. Millet kulak kesilecek halleriyle onları dinleyecek. Kulak kesilecek temsilleriyle onları dinleyecek. Yaşayış tarzlarıyla onları dinleyecek. Yürüdükleri yol itibariyle onları dinleyecek. Haram, helal mülahazasıyla onları dinleyecek. İslamiyet, haram, helal mülahazası da bilmeye bağlıdır. O mevzuda ne kadar hassaslar. Sizin kardeşleriniz, dünyanın değişik yerlerine sizden evvel açılanlar, onlardan evvel açılanlar, 25-30 sene evvel açılanlar, gittikleri yerlerde dikili bir taşları olmadı. Bağışlayın, bunu görenler aptal değil. Allah Allah, bu insanların dünya adına bir beklentileri olsaydı, burada bir şey yaparlardı. Bir makam kaparlardı. Bir mansıp peşinde koşar dururlardı. 3-5 kuruş bir şey elde edelim, dünya adına birkaç yere birkaç tane taş dikelim derlerdi. Hiçbirini yapmadılar. Ya bu insanlar çok aptal, fakat yaptıkları şeylere bakınca çok akıllı. Zira yabancı bir ülkede eğitim faaliyetleri adına okulları sürekli birinci oluyor. Talebeler dünya birinciliğine seçiliyor. Aynı zamanda dünya olimpiyatları arasında birbirleriyle sarmaş dolaş oluyorlar ki humanistler o meselenin rüyasını bile görmemişlerdir. Ütopyacılar öyle bir meselenin rüyasını bile görmemişlerdir. Allah Allah, bu adamlar deliyse deli bunu yapamaz. Bu adamlar akıllıysa dünya namına hiçbir şey arkasından koşmuyorlar. Demek ki bunlar birer vefa abidesi, sadakat abidesi, emanet abidesi,
İsmet abidesi, İsar kahramanı. Yaşatmak için dünyanın dört bir yanına açılıyorlar. Yaşamayı buzdolabına koymuş. Yaşatma hissiyle mahmuzlamışlar nefislerini. Koşmuşlar dünyanın dört bir yanına. Dört bir yanı tek bir yan haline getirmek için. Öldürücü, kahredici kavgaları durdurmak için. Boğuşmaları durdurmak için. İnsanca yaşama ufkunu göstermek için. Efendim bak neden geçtik buraya. Minessiddiqin ve şühedâ dedik şehitler. Şehitler o dönemde oluyordu. Şimdi de şehit olabilir. Evet, antiparantez. Bu cebri hicret içinde ve baskılar altında Meriç'te boğulanların yanında daha başka yollarda da tedavi imkanı bulamayan üzüntüden belki üzüntü de zannediyorum stresler de, anguazlar da metastası hızlandıran şeylerdir bunlar. Böyle olup vefat eden kahramanlar, şehitler oldu. Çok şehit oldu. Zannediyorum Uhud şehitlerinin birkaç katı şehit oldu burada. Çocuk şehit oldu, anne şehit oldu, baba şehit oldu. Zulüm diyarından başka bir diyara gidip serbest nefes almak için, 3-5 yudum oksijen yudumlamak için, rahat bir hayat yaşamak için giderken hayatından oldu. Bir hayli insan, yüzlerce. Evet, yine şehit ve şühedâ ve salihin diyor bir de. Şehitler arkasında şehit olmamış fakat aynı yolda koşmuşlar. Yolumuz peygamber yolu. Başka yolda yürümek bize haram olsun. Yaşama zevki bize haram olsun. Allah yaşatma duygusunu şeker, şerbet gibi bize duyursun. Evet, diyelim. Dediler, diyeceğiz inşallah. Demeye devam edecek, bu o yolda da yürüyeceğiz.